O zaman Raşisa'ya gelelim hocam. Gelelim. Raşissa transferi gerçekleşti Beşiktaş'ta. Bir günde bitti neredeyse operasyon. Ee, burada hem Raşissa'nın size Beşiktaş'ta neler yapabileceğini soracağım. Bir de ikinci bir soru olarak da şunu soracağım. Şimdi Cenk Tosun, Rebic, e, Abu Bakar en ileri uçta ama onu da sayalım. Gezzal ve e, Raşisa. Böyle bir beşli oyuncu var orada. Üç forma var. Gezzalin zaten ciddi bir sakatlık problemi oluyor sezon içinde de belki umarız görmeyiz ama böyle bir sıkıntılar yaşandı. Ee, nasıl bir hücum hattı bekliyor bizi Beşiktaş'ta? Şu yüzden yerli 8 artı 3 kuralından dolayı da bazı yerli oyuncular oynamak durumunda. Ve aslında Cenk Tosun o 3 yerli oyuncunun belki de en net favori isimlerinden biriydi. Ee, nasıl bir hücum hattı bekliyor bize? Şimdi Abu Bakar her koşulda yazıyorsun evet. buraya. Her koşulda Abu Bakar'ı yazıyorsun. Şimdi açmaz veya matematik şeyde devreye giriyor sol tarafta. Şimdi Cenk sağlamsa, fiziksel bir sıkıntısı yoksa, sakatlığı falan yoksa her koşulda Cenk. Neden? Çünkü skoru yüksek. Geçen sene kaç gol attı Cenk? Geçen sene... 15'e yakın attı 15 15'e yakın gol attı. Ve eksik maçı var yani. İlk tamam. devre Valerian İsmail onu oynatmadı. İsmail'le bir gol attı. Evet. Diğer tüm goller Şenol Güneş'le. Evet. Neticede bir de sol önde kullanıldı. Ona rağmen 15'i falan buldu. Cenk. O sağlamsa Cenk burada. Öbür tarafta Gezzal sağlamsa Gezzal değilse Raşitsa. Şimdi geldik şeye. Yani ee, acaba şey değişir mi? Rebic. Yani Rebic Santfor arkası gelebilir mi? Mümkün. Cenk Santfor'un arkasına gelebilir mi? İkinci forvet gibi veya biraz arkasına kırıl, Mümkün. Bu oyuncuların böyle özellikleri de var. Ya Abu Abubakar'ın bile yani ikinci santufor oynama olasılığı var yani. Abubakar bayağı oyun kurucu. Zaman zaman bunu da deneyebilir. Tabii ki kolay değil. Bir ana şablon olmalı ve ütopik olmayan, ayakları yere basan bir ana şablon olmalı. Öyle bakacak olursak, Abubakar önde, Sağlamsa Cenk solda, Sağlamsa Gezzal sağda. Arkasında Rasissa Galatasaray'da zaman zaman kullanıldı. Tempo konusunda size bir katkıdır topu geri kazanmada katkıdır. Hücum tehdidi konusunda bir katkıdır. İyi de bir takım oyuncusu. Ee, arkayı da Oxlade'le geç bırakabilirsiniz. Orta sahi. Böyle olabilir. Yani bir amirden e, feragat edebilirsiniz bu durumda. Ama yok amir stoperlerin önünü kapatacak. Ben Oxlade'de geç sonunda oynayacağım diyorsanız da o zaman ön tarafa 3 tane forma kalıyor. Benim için adaylar Abu Bakar, Cenk Gezal ilk etapta sağlamsa. Ama Rashişsa da e, beklenenden fazla katkı yapabilir. Geçen sene şunu gördüm. E, bakın 13. olmuş bir takıma sonradan geliyorsunuz ve en havalı transferler arasında değilsiniz. ile konuşuluyordu, Oliveira konuşuluyordu, Icardi konuşuluyordu. Doğru mu? Evet. Yani e, havalı transferler bunlardı. Rashişsa işte Balkanlardan bir çocuk gibi. Öyle bakılmıştı. Pek de bilinen bir oyuncu değildi farkındaysak. Hemen e, bir takım haline gelmelerinin arkasında en fazla katkıyı yapan oyuncular sıralaması yapılsa ben Rasit ilk dörde, üçe dörde yazarım. Çok Uyum yeteneğiyle, adaptasyonuyla, takım oyunuyla e, onu yazarım. Şimdi Beşiktaş'ta da yani şu mevsimde Hazırlık kampını takımla geçirmemiş... bir oyuncu. Ama çabuk adapte olabileceğine inandığımız bir oyuncu aynı zamanda da. Ve güven aralığı da gerçekten yüksek. Yani büyük çıkışta bir maçta hat-trick yapıp öyle olmuyor. Hat-trick falan yapmıyor. Ama çökmüyor da. Yani 45'te de oyundan aldırmıyor kendini. Yani her koşulda... iyi bir yerde dalgalanıyor performans. O güven aralığı yüksek demek. Ben o açıdan da iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum gez aldı artık bir tehditle oynamak zorunda kalacak. Yani vitesi arttırmak zorunda. Arttırmazsa Rashi'si alır gider. Çünkü Rashi'sinin de bir 7-8 gol, 7-8 asisti banko var. O da bir skor yani. Ki geçen sezon da Galatasaray'a çok geç katıldı. Evet. Son transferlerden biriydi ve ilk 11'e girmesi Zaman bayağı aldı. ilk yarının sonlarına doğru oldu diye hatırlıyorum. ...dediğiniz çok doğru o anlamda. Fena'da bir rakamla bitirmedi değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 11-12 gole katkı yaptı. Güzel. Tüm kulvarlarda. Beşiktaş'la alakalı diğer bir konu... ...yine aslında Fenerbahçe kısmında da bundan bahsettik. Ramos'un ismi. Ramos'un adı anıldı dün gece. Ramos bir anda... herkese Evet şu anda yani, üç büyükleri. Bakalım buraya gelirse nasıl olacak. Şöyle bir olay var... Beşiktaş'ın az önceki bu 8 artı 3'ten dolayı 3 yerli oyuncusunu aslında bahsetmiştik. Burada zaten kaleci yerli Mert Kale'de olacak. Size göre Cenk Tosun'un zaten şu anda orada yeri açık. Ee, diğer tarafta aslında bu diğer üçüncü yerli oyuncu stoper mi yoksa sağ mi? Belki Rozier kesilip Onur Bulut sene içinde ilk 11'de görebiliriz ama Ramos'un şu an bir ütopya kuralım ve geldiği senaryoda ikinci yarının başında Tayyip'in dönmesini bekliyoruz sakatlığından dolayı ama Ramos Necip tandemini görebiliriz gel ciddi anlamda. Nasıl bir tandem olur acaba bu? Yani ben Onur'un ilk 11'e daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda önde kullanılıyor. Ama onun sabit performansı Rozier'den, Rozier'in son döneminden aşağıda değil. Şu dönem ciddi katkı da veriyor yani. Önde de katkı vermeye çalışıyor. Denklem de ona yarıyor pasaport sebebiyle. Onu daha yakın görüyorum ama Necip Ramos güzel hikaye olur. Yani Necip içinde çok güzel hikaye hikaye olur. Bu arada Necip'in çok üstüne geliyor. Necip 10 sene sonra falan Türkiye'nin en nitelikli teknik adamlarından bir tanesi olur onu söyleyeyim. Yani onun antrenörlüğü çok parlak geçecek. Buna eminim. Yani her anlamda, her yerde futbolculuğu döneminde mevki olarak... iyi yöneticidir. Evet. Yani İyi takımdaştır. Futbolu iyi bilir. Yani sanılanın aksine futbolu çok iyi bilir. Ee, hep anlatıyorum bir... Fenerbahçe maçında gol de attı deplasmanda. 4-3 kazandı Beşiktaş. Sakatlandı oyundan çıktı. Seyircisiz maç. şey Pandemi zamanıydı. Kenardan ne konuşulsa duyuyoruz. Tam da Beşiktaş kulübesinin arkasındaydım ben. O sırada. Yayıncı kuruluştayız. Ee, Necip bayağı... Bayağı teknik direktör olacak yani. Orada bana hissettirdi. Yani söylediğini de yaptırabiliyor yani tatlı tatlı veya sertçe veya yumuşak bir şekilde söylediğini yaptırabiliyor. Ee, belki futbolculuğu Beşiktaş taraftarları tarafından çok şeyle karşılanmıyor ama antrenörlüğü ben çok iddialı olacağını düşünüyorum. Bakalım ilerleyen dönemde belki de onu bir evet. direktör olarak görürüz. Beşiktaş'a da yarınki maçı için başarılar dileyelim. Beşiktaş işi bitirdi deplasmanda. Burada hani Şenol Hoca biraz kafasında yani soru işareti olan oyuncular varsa, e, fizik durumunu görmek istediği oyuncular varsa onlardan da biraz e, destekli bir kadroyla çıkabilir. E, transferler tabi yazılmadı. Onların oynama şansı yok. Raşit Sadır, Oxlade'dir. E, onlar için zaman gerekiyor. Ama Beşiktaş çok işi bitirdi yani deplasmanda. Başarılar yine de. Playoff turunda da Aris, Dinamo Kiev maçının galibiyle karşılaşacak. Aris ilk maçı 1-0 kazandı. Bu biraz bizim açımızdan da avantaj oldu diyebiliriz tabii. Evet. Tabii futbol belli olmuyor. Aris belki daha güçlü bir takımdır Kiev'den ama... Bilemeyiz. Yine de Kiev'in evet. bir Kievliliği korkutuyor insanları. Kievlilik. E, o çok korkutucu bir Dinamo Kiev. Ne kadar geçen sene de bunu gördük. Evet. Ne olursa olsun Dinamo Kiev tehlikeli takımdır dedirtti bize bir şekilde. Tabii savaş gibi manasız bir şey olmasaydı, insanlık dışı evet. bir şey olmasaydı... ...bir Cem Yılmaz şeyinde bulunurduk yani. Kiev Depresmanları <laughs> ile ilgili onun videoları evet. dönüyor. Da... <laughs> evet. diyelim ve soru cevap bölümüne geçelim Gece. hocam. Tamam.